Merhabalar Goberler. Şimdi geldik 9. bölümün, yani üçgende merkezler konusunun 5. bölümüne arka. 5. köşe taşına dostlarım. Hemen şöyle ilk sorumuzu bir ayarlayalım. Odaklanmasını da hatta ayarlayalım hemen. Bakalım. Şöyle bir kilitleyelim. Birazcık da parlaklığımızı da açalım. Evet. İlk sorumuz bakalım ne diyor? ABC üçgeninde diyor, P noktası çevrel çemberin merkezidir. Çevrel çemberin merkezi. Peki 3x artı 20 olduğuna göre x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi burada şu bilgiyi vurguluyor arkadaşlar. Üçgenin eğer ki çevrel çemberinin merkezi üçgenin içinde ise, senin burada söyleyeceğin şey şu: üçgenimin bütün açıları dar açı olmak zorundadır. Her biri dar açıdır arkadaşım. Yani 3x artı 20 dar açıdır. Peki dar açı ne demekti hocam? 90'dan küçük demekti. O halde 3x artı 20 küçüktür 90 dedi. 20'yi bu tarafa attım. 3x küçüktür 70. 3'e böldüm. X küçüktür 69 olsa 33 olurdu. 33 virgül bir şey. 33,1 dedim arkadaşlarım ben de buna. Doğru mu söyledim? 3'e bölersem 33 virgül bir şey oluyor. Yok lan, 23 virgül bir şey oluyor. Beynine tükürdü. 23 virgül bir şey oldu. Şimdi ne dedik yani? X 23,1'den küçük. O zaman 23 olur. 22, 21 diye gider. Bana en büyük değerini soruyor. 23 çıktı sorumun cevabı. Geldim ikinci soruya. Diyor ki P noktası çevrel çemberin merkezidir diyor ve bakın üçgenin bir kenarında, dostlar üçgenin bir kenarında olduğu zaman çevrel çemberin merkezi buradaysa bu üçgen kesin dik üçgendir ve hangi kenarın üstündeyse o kenar hipotenüstür. Yani şurası kesin 90 derece olacak arkadaşım. Hatta bunu şöyle çevrel çemberinde çizeyim ben. Bu da çevrel çemberi. Bakın burası merkezse çemberin merkezi tam ortadaydı. Burayı kesin ikiye böler demiştim arkadaşlarım. Kenar ortay olacak. Merkez çemberler konusunda böyle anlattık. Sonra şu da bizim kenar ortayımız oldu. Dik açıdan indiği için muhteşem üçlü yaptı diyebilirsiniz. Başka ne soruyor? A ile P arasındaki uzaklık, yani şurayı soruyor bize. Muhteşem üçlüden şimdi 4 var, 8 varsa hipotenüs neydi? Küçük olanın kök 5 katı. Yani 4 kök 5 hipotenüsün tamamı. O zaman bunlar 2 kök 5, 2 kök 5. Muhteşem üçlüden bu da 2 kök 5. Sorumun cevabı Bursa'dan çıktı bile. Evet, üçüncü sorumuz arkadaşlar. P noktası çevrel çemberin merkezidir diyor ve bakın dışarıda. Eğer dışarıdaysa arkadaşlarım, şuradaki açı, yani hangi açının karşısındaysa P noktası, o açı geniş açı olmak zorundadır. Peki buna göre PBC şuradaki açının diyor en büyük tam sayı değeri nedir diye bir soru sormuş bize. En büyük tam sayı değeri kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bu geniş açı, şöyle göstereyim ben bir kere. Şunlar merkezse, hani şöyle çözeyim. Bu çevrel çemberin merkezi ise şöyle bir şekildir bu. Burası bize de bu açıyı soruyor. Burası geniş açıdır dedik. Bakın bu da çevrel çemberimin yarı çapı çıktı. Bunlar da yarı çap, yarı çap. Şurası ikiz kenar üçgen geldi arkadaşlarım. Bunları hep söyleyelim. Şimdi şurası ikiz kenarsa A diyelim. Buranın tamamı da A. Şuraya B diyelim, burası da B olsun. Ve işte ben şunu biliyorum. A ile B'nin toplamı geniş açıysa, yani 90 dereceden büyükse, A da dar açıdır, B de dar açıdır diyebilirsiniz burada. Ama burada şey olur, çok da mantığa gerek yok. Şunu söylesem yeterli. Şurada bir ikiz kenar üçgen var ya arkadaşım. İkiz kenar üçgenin eşit açıları mutlaka dar açı olmalıdır. Hani düşünsene dar açı olmadığını, 90'dan büyük olduğunu düşün. 91 olsa mesela, en küçüğünü öne alalım. 91 de bu yaptı. 182 yaptı. Buraya eksi 2 derece kaldı. Oldu mu lan öyle bir üçgen? Olmaz. Gerçekten de demek ki ikiz kenar üçgenin eşit açıları dar açıdır. Şimdi şu açı dar açı, 90'dan küçük bir açı. O zaman bu açının da %100 90'dan küçük olduğunu söylerim ben. Bana sorulan açı kesinlikle 90'dan küçük. Ne olur hocam, en fazla 90'dan küçükse en büyük tam sayı değeri ne olabilir? 89 olabilir. Yapıştır gelsin.
Geldik buna. P noktası çevrel çemberin merkezidir diyor. O zaman sen ne biliyorsun artık? Kenarın üstündeyse hangi kenarsa o hipotenüstü. Demek ki B açısı 90 derece. Ve hatta şunu da çizeyim şöyle çevrel çemberini. Ve bu merkez ise burası buraya kesin eşittir. Başka ne diyor? AB küçüktür BC'den. AB küçüktür BC'den. Şimdi bunlar eğer eşit olsaydı 45-45 olmaz mıydı bunlar dostlarım? Ama AB daha küçük bir kenarsa AB'nin karşısındaki açı daha küçük olacak. BC'nin büyük olduğu için de karşısındaki açı daha büyük olacak. Yani buradaki şu A açısı daha büyüktür C açısından diyebilirim. Şimdi eşit olsaydı 45-45 oluyordu bunlar dostlar. Ama demek ki bu daha büyükse hani bu 46 olabilir, bu o zaman 44. Ya da bu 47 olabilir, bu 43. 48 olabilir, 42 diye. Burası büyüdükçe burası da küçülecek. Bana neyi soruyor? C açısının en büyük değeri 44 olabilir. 44'ten küçük değerler de olabilir ama en büyüğü 44 çıkabilir. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 5. köşe taşımızı gömdük. Aldık 6. köşe taşımızı önümüze. P noktası çevrel çemberin merkeziymiş yine. O halde artık şunu biliyorum ben. Hadi çizelim yine. Bu soruda da çiziyorum. Çevrel çemberin merkezi ise şurası benim çevrel çemberim. Merkezden buraya çizdiğim yarıçap, buraya çizdiğim de yarıçap 20. Buraya çizdiğim de yarıçap 20. Bakın burada bir ikizkenar üçgen, yükseklik gelmiş. Kenar ortay olacak bu yükseklik kayı kuralından dolayı. AC'yi 24 vermiş, o zaman 12-12. Nasıl üçgenimiz vardı bizim? Özel bir dik üçgenimiz. 3-4-5 dik üçgeninin bakın 4 katını vermiş. 12-16-20'dir o zaman. Cevabım 16 gelir. İkinci sorumuz arkadaşlarım. Şuraya çizelim ya da şuraya çizelim. Şöyle yapalım. ABC üçgeninde D noktası kenar orta dikmelerin kesişim noktasıdır. İşte arkadaşlar burada senin söyleyeceğin şey şu. Kenar orta dikmelerin kesim noktası demek... Çevrel çemberin merkezi demektir. İşte ÖSYM'de sorarsa kenar orta dikmelerin kesim noktası diye de sorabilir arkadaşlarım. Çünkü bunu çoğu kişi bilmiyor dostlar. Kenar orta dikmenin kesim noktasının aslında çevrel çemberin merkezi olduğunu çoğu kişi bilmiyor. Siz açıların çocukları biliniz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir üçgen çizelim. A, B, C. Aha D noktası da burası olsun arkadaşlarım. Çevrel çemberin merkezi. O zaman AD, BD ve DC. Üçü de yarı çaptı birbirine eşit oluyor muydu dostlarım? Bakın bunların üçünün toplamı 36 ise her biri 12, 12, 12 oldu mu? Bakın üçgenimin çevrel çemberinin yarı çapı 12 oldu. Bana da zaten çevrel çemberin çapını soruyor. Yarı çap 12 ise çap 24'tür. Yapıştırdık geldi. Bu ne diyor? ABC üçgeninde P noktası çevrel çemberin merkezidir diyor. ABC üçgenimiz şurada. Hemen P noktası çevrel çemberin merkezi ise şöyle olmalı. Yok böyle olmamalı pardon çok yanlış çizdim. Merkez ise şöyle olmalı arkadaşlar. Daha doğrusu bu. Şöyle biraz daha kalın yapayım bunu. Ya işte bu soruları önden çözmüyorum ya ben arkadaşlar. Direkt aldığım gibi önüme başlıyorum videoyu çekmeye. O yüzden böyle bir karışıklıklar oluyor. Şimdi burası merkezmiş. Merkezse bu yarıçap. E hocam bu da yarıçap. E hocam bu da yarıçap. Şimdi PB bu. AP bu. CP bu. Toplamları 45 ise her birine o zaman 15-15-15 diyebilirim ben. P noktasının AC kenarına uzaklığı nedir? Yani şuradan çizdiğin dikliği istiyor sizden. Peki bu ikiz kenar olduğu için bu diklik aynı zamanda kenar ortay olacak. 9-9 diye bölecek. 9-12-15 üçgeninden desen artık bu dikliğin 12 olduğunu yani P noktasının AC kenarına uzaklığını buldum. Evet. Son sorumuza bakıyoruz. ABC üçgeninde P çevrel çemberin merkezidir demiş. Çevrel çemberin merkezi ise artık bunların yarıçap olduğunu biliyoruz biz. AP, PC ve BP'nin toplamı 18 ise her birinin 6 6 olduğunu biliyoruz. Yukarıda verilenlere göre AB ile şurası ile AC'nin yani şuranın
alabileceği, toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye de bir soru sormuş bize dostlar. Şunların ikisinin toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi 6 ile 6'nın toplamı, şuraya x dersem ben, x dediğim kenar bu ikisinin toplamından küçük olacak arkadaşlarım. Ha, en küçüğünü mü soruyor ya? Şöyle bir düşüneyim. Şöyle yapsam arkadaşlarım. Şimdi şu açı kenar bağıntılarındaki şu kuralı hatırlayalım. Şuraya y, şuraya z desem. Neydi kural? Şu içerideki bir noktadan üç kenara çizilen doğruların toplamı, yani 18, üçgenin çevresinden x artı y artı z'den küçük olmalıydı. Yarı çevreden, yani x artı y artı z'nin yarısından da büyük olmalıydı diyebilirim. Şimdi ben burada x'i maksimum şunlara eşit seçebilirim. Yani 6 seçsem buradan x'i. Şurayı hiç görmeyelim artık. 6'yı da bu tarafa atsak 12 küçüktür. Y artı z kaldı. Yani y ile z'nin toplamı 12'den büyük olacak. Zaten bana da onu soruyor. En az 13 olur'u paketledim dostlar. Evet, geldim 7 numaralı köşe taşımıza. Ayarlayalım şöyle. Birinci sorumuz. P noktası çevrel çemberin merkezidir diyor arkadaşlar. Ve çevrel çemberin merkezi neydi dostlarım? Diğer bir ismi neydi? Kenar orta dikme. Yani tam bu kenarın tam ortasından çıkan dikmelerin kesiştiği nokta. O halde bu tam kenarın ortasından çıktı. 4 4 diye böldü burayı. Aynı şekilde bu da tam kenarın ortasından çıktığı için bu da burayı ikiye böldü. Veya bu kenarın da tam ortasından çıkan dikme yine P noktasından geçecek diyebiliriz artık dostlar. Peki 4'ü, 3'ü, kök 5'i verdi. Buna göre AC ne olur diye sordu. Hemen şuradan burayı çizdiğimde bakın 3, 4, 5 üçgeni. Şuraya bakın arkadaşlarım, şuraya x diyelim. X kare, Pisagor yapıyorum. 25 eşittir x kare artı kök 5'in karesi 5. Demek ki x kare 20, x eşittir 2 kök 5. Burası 2 kök 5 ise bu da 2 kök 5. Cevabım 4 kök 5 geldi. Şuna bakalım. Yine bakın çevrel çemberin merkezi ise bunlar kenar orta dikme. Yani burası da 8'dir. Bu da kenarın tam ortasından çıkan dikmedir. 7 ise burası da 7'dir. Buna göre x kare eksi y kareyi soruyor. Hemen şurayı çizdim. Buna bir k diyelim biz. Bakın şurada bir Pisagor yapıyorum. Önce şu üçgende. Buradan ne geliyor? Şuraya yapalım. X kare artı 49 eşittir k kare geliyor. Yine eşittir diyorum. Şuradan bir Pisagor yapıyorum. K kare eşittir y kare artı 64. Y kareyi bu tarafa alırsam x kare eksi y kare geliyor. 49'u bu tarafa aldım. 15 mi oldu arkadaşlar? 50 olsaydı 14, 15 oldu. Evet, x kare eksi y kare 15 geldi. Evet, üçüncü sorumuz. Bakın yine P noktası çevrel çemberin merkezi ise artık bu DP tam bulunduğu kenarın ortasından çıkan dikmeydi. 5. Bu da burayı 2'ye bölecek kesin E noktasında. Burayı kök 11 vermiş. AC'nin, AC neresi? Şu uzunluğun alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye bir soru soruyor. Ben de şuradan da kenar orta dikmeyi çizdim. Bu da burayı 2'ye böldü diyelim. Şimdi şurayı çizersek şu uzunluğu. Burada bir Pisagor yaptırıyorum hemen arkadaşlar. 25, 11 daha 36'dır. Buraya 6 kaldı. Ve bakın şu dik üçgende, şu dik üçgende şuna x dersem ben, x 90'ın karşısındaki kenar 6 olduğu için 6'dan kesin küçük bir kenardır. Peki bana neyi soruyor? AC'yi, yani 2x'i soruyor. O halde 2x küçüktür 12. 12'den küçük en fazla ne olabilir diye sordum. 11 oldu. Sakın ha şu hataya düşmeyin. Bakın onu da koymuş şıklara. 10 işaretleyenler şöyle yaptı arkadaşlar. Şurada x'i 6'dan küçük dediği zaman 5 seçtiniz. Burası 5 ise bu da 5, 10 dediniz hemen. Sen ha şimdi x'in, yani şuranın tam sayı olduğunu söylememiş. Neden x'i 5 seçiyorsun ki? 5,5 seç. 5,5 seçersen 5,5, 5,5 bak 11 olduğunu görürsün. Tamam mıdır kardeşim? O yüzden x'in tam sayı olduğunu söylemediyse direkt istenilen şeyin aralığını buluyorum. Benden 2x'i istediği için 2x'in aralığını yazdım. Böylelikle daha kolay çözdüm soruyu. Evet, dördüncü sorumuzdayız. P noktası çevrel çemberin merkezidir. O halde buradan gelen doğru kesin kenar orta dikme. Yani burayı kesin 2'ye böldü. Burası da 4.
Hemen şurada Pisagor yapalım. 20, 16 daha 36'dır. Burası 6. Başka? P noktası çevrel çemberin merkezi. Bakın bir kenarın üstündeyse ne demiştik? O kenar kesin hipotenüstür. Burası 90 dereceydi. Yapıştırdım. Şu doğru da dik. Bu doğru da dik. Demek ki bu bunun orta tabanı. 2 kök 5 ise burası da 4 kök 5. Hatta burayı da 2'ye bölmüş oldu. 6. Verilenlere göre BC 12 çıktı zaten. Çoktan. Evet. 7. köşe taşımız da tamam dostlarım. 8 numaralı köşe taşındayım. İlk sorumuza bakıyorum. Bakın çevrel çemberin merkezinden 3. köşe taşımız oldu bu. Önemli olduğunda siz de burada görün artık. Şimdi P çevrel çemberin merkezi ise bunlar hep kenarların tam ortasından çıkan dikmeler. Yani E tam orta nokta olacak. Buradan çıkan dikme P'den geçiyor. Burası 2 kök 2. İşte tam şurası 4 kök 2, 4 kök 2 diye bölünecek. Yani şu BD de 4 kök 2'dir diyelim. Başka olduğuna göre PE. Şuradaki uzunluk nedir diye de bir soru soruyor bize. Hemen bulmaya çalışalım arkadaşlarım. Şimdi şuradan bir Pisagor yaparsam. 4 kök 2'nin karesi 32. 4 de bunun karesi 36 yaptı. Burası 6. Şimdi P noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası ise aynı zamanda neydi? Çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi ise bu benim yarı çapım 6'ymış. E hocam şurası da yarı çaptır. Bu da 6 çıkar. Ve sen şuradaki dik üçgenden x'i bulursun kardeşim. Şimdi burası neydi şu çizdiğim? Yarı çaptı 6 diyelim buna. Hemen 6'nın karesi 36 eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8 artı x kare. 8'i attım buraya. 28 eşittir x kare. X eşittir 2 kök 7 çıktı. Ceyhan'dan geldi. Evet, ikinci sorumuz yine çevrel çemberin merkezi. O zaman bunlar kenar orta dikmeler. Burası 3, burası 2. Şimdi PD'nin karesi ile PE'nin karesinin toplamı 19 olduğuna göre A ile P noktası arasındaki uzaklık. Bana şurayı soruyor dostum. Şimdi bu P çevrel çemberin merkezi ise şu benim çemberim. Bakın bu yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap arkadaşlarım. Şimdi şurada bir R diyelim biz bunlara. R. Neyi vermişti? Şurada bir Pisagor yapsam. 3'ün karesiyle PE'nin karesinin toplamı. Şuraya yazıyorum. 9 ile PE'nin karesinin toplamı eşittir R kare. Bu 1. Şurada bir Pisagor yapsam arkadaşlarım. PD'nin karesi ile 2'nin karesi. Yani 4 artı PD'nin karesinin toplamı, o da R kare yaptı. Şimdi bunları alt alta topladığımda 9, 4 daha 13 geliyor. PE'nin karesi ile PD'nin karesinin toplamı da 19'muş. Artı 19 yazıyorum. Eşittir 2 tane R kare yaptı. Toplarsak bunları 29, 32 eşittir 2 tane R kare. Demek ki R kare eşittir 16. R'yi de 4 buldum. Yani AP'yi 4 buldum arkadaşlarım. Cevabım Adana'dan geldi dostlar. Biraz kaymış, inşallah görebildiniz. Evet, üçüncü sorumuz. ABC üçgeninde P çevrel çemberin merkezi. Yani yine kenar orta dikmelerimiz var. Burası 2 ise burası da 2. AD'nin de artık 5 olduğunu biliyorum ben. PE'nin karesi ile PD'nin karesinin farkı kaç birim karedir diyor. Şimdi şu uç noktalara çizdiğimizde yarıçap oluyordu değil mi dostlar? Bunları artık yazıyorum. Bakın şurada bir Pisagor bağıntısı yapıyorum hemen. PD'nin karesi yazıyorum buraya bakın. PD'nin karesi artı 2'nin karesi eşittir R kare. Şurada bir Pisagor yapıyorum. Bu PE'ymiş pardon. PE. Şimdi PD'nin karesi artı şurası neydi? 5. 5'in karesi 25 eşittir yine R kare. Çıkartıyorum bunları birbirinden. Bu 5'i yanlış mı yazdım ben? Bu 2 ise bu da 2. PE'nin karesi, PD'nin karesi. Ya bu negatif çıkıyor da buradan, o yüzden takıldım arkadaşlarım. Bu ters yazmış. PD'nin karesi eksi PE'nin karesi olacak arkadaşlar bu. Olsun, önemli değil. Şimdi buradan da çıkartırsak biz PD'nin karesi eksi PE'nin karesi. Yok, doğru yazmış. Pardon, çok özür dilerim. Artı 21 eşittir 0 oldu. Ters değiştirirsem, bunların yer değiştirirsem PE'nin karesi eksi PD'nin karesi eşittir 21 oldu. Tamam, doğru yapmışlar soruyu arkadaşlar. Hemen bok atıyorum ben de ha. Soru doğru kesinlikle. Şimdi dördüncü sorudayız. P
Hem ABC'nin hem de BDC'nin çevrel çemberinin merkezidir. O halde burası kesin kenar orta dikme, burası da 4. Şimdi BCD'nin çevrel çemberi ise burası kesin yarıçap. Şurası kesin yarıçap. Şurası da kesin yarıçap. Hatta bu üçgenin de çevrel çemberi ise burası da kesin yarıçap. Bu da kenar orta dikme olduğu için burası kesin 3. PE'yi soruyor. PE neresi? Şurayı soruyor arkadaşlar. Önce şuradan Pisagor yapıp yarıçapı bulalım. Bakın 2 var, 4 var. Burası küçüğünün kök 5 katı 2 kök 5. Yani şurası da 2 kök 5. Yarıçap 2 kök 5 çıktı. Şimdi şuradan bir Pisagor da yapıp X'i bulalım. PE'yi yani. X kare ile 3'ün karesinin toplamı 2 kök 5'in karesi 20. Demek ki X kare eşittir 11. X eşittir kök 11. Olay bitmiştir. Evet, 8. köşe taşımızı da gömdük. Bakalım arka tarafına. 9.'yu da gömsek mi? Kaç tane köşe taşı vardı bunda? Unuttum. 15 miydi ya? 9'u da gömsem ne kalıyor geriye diye düşündüm de. 9'u da gömelim arkadaşlarım. Sonra bir tane daha çözelim bu videomuzda. Evet, birinci sorumuza bakıyoruz şimdi. ABC üçgeninde K diklik merkezi. Artık yeni bir merkeze geçtik. Diklik merkezi. Yani yüksekliklerin kesim noktası demek arkadaşlar. Demek ki şu CK yükseklik olacak. Bakın devam ettirebiliyorum gönül rahatlığıyla ben artık. 45-90. Burası da 45 oldu. Başka. BL4 olduğuna göre X nedir diye bir soru sormuş. Demek ki şuradan çizdiğimde, hemen şunu da çizelim. Bu çizdiğim de kesinlikle 90 derece olacak. Bunu da yazalım arkadaşlarım. Şuradan inen de kesinlikle 90 derece olacak ama önce şunu görelim. 90-45, şuraya da 45 kaldı ve bakın ne çıktı? 90-45, 45 üçgeni. Demek ki 4 ise x de 4 olacak dedim. İkinci sorumuzdayız arkadaşlar. Yine K diklik merkeziymiş. Bakın her ne kadar benzemese de demek ki bunların her biri diklikmiş dostlar. 90-90'ları yazdım. Peki şimdi şurası da 90. 90-25, şurası 65 olacak. 90-35, şurası 55 olacak. Başka, şu 65 ise burası da 65. Ve bakın 90-65, x'e ne kaldı mecbur? 25. Şuraya gelelim. Y'yi bulmaya odaklanalım. Şimdi şurası 90. Şu üçgenden bulacağım y'yi de. 25 var. 35 daha 60 yaptı. 90 var. O zaman şuraya da 30 kaldı arkadaşlarım. Y'yi de 30 buldum. İkisinin toplamını soruyor. Denizli'den çıkarttım cevabı. Evet. Üçüncü sorumuz. P noktası ABC üçgeninin diklik merkezidir diyor. Bak ABC'nin diklik merkezi P noktasıysa bu P noktası hangi açının arkasına düştüyse o açı kesin geniş açıdır arkadaşlar. Burası kesin geniş açı, tamam mı? X kaçtır diye bir soru soruyor bize. Şimdi tabii ki şu kesinlikle diklik merkezi olduğu için burası 90. Bunu kesin söyleyebilirim artık. Sonra şu geniş açı olduğu için bakın yükseklik dışarıdan çizilmiş. Demek ki burası 90. Ve bakın P'den geçiyor. Yine aynı şekilde bunu uzattığımda geniş açı olduğu için dışarıdan çizilmiş. Burası dik olmak zorunda. Bunları da bir söyledim. Şimdi nereye 6 vermiş? Şuranın tamamı 6'ymış. Buna göre x nedir diye de bir soru soruyor bize. Bakalım neler yapacağız dostlarım. Şimdi x dedik buraya. Başka neler görüyorum? Şimdi dostlar, yani soru, biraz videoyu durdurdum, biraz düşündüm arkadaşlarım. Burada bir hata buldum ben ama hatalı da bir soru aslında. Çünkü şuradan Pisagor'u yapınca şu kenar uzunluğu ve bu kenar uzunluğu negatif sayılar çıkıyor. Ama biz o yönüyle yapmayalım. Şöyle yapacağım arkadaşlar ben bu soruyu. Şuradaki üçgenin alanını yazacağım arkadaşlar ben. Bu üçgenin alanını bulacağım. Hadi bulalım hatta birlikte. Şimdi bu üçgenimizin alanı 6, 4, 5, 6 üçgeni olduğu için bu 4, 5, 6 üçgeni alanını şöyle bulurum. U formülünden. Topladım 9, 15. U ne çıktı? U neydi? Çevrenin yarısı. Yani 7,5 çıktı U. 15 bölü 2 diyelim biz buna. Alanı şöyle buluyorduk.
kafaya U'yu yazıyoruz 15 bölü 2. Sonra bu U'dan bütün kenarları tek tek çıkarıyoruz. 6'yı çıkarsam 15 bölü 2'den 3 bölü 2 gelir. Çarpı 5'i çıkarsam 5 bölü 2 gelir. 4'ü çıkarsam 8, 7 bölü 2 gelir arkadaşlar. Şimdi U dediğimiz şey bu oldu. Şimdi burayı da bir düzenleyelim. 15 geliyor, 15 geliyor. 15'lerin biri dışarıya çıkıyor. 7 içeride kalıyor. Aşağıda da 16 geliyor. Onlar da dışarıya 4 diye çıktı. Şimdi bu benim bu üçgenimin alanı. Şimdi ben bu alanı bir de şöyle bulabilirim. Eşittir diyorum. Şuna H dersem H çarpı 6 bölü 2 de bu üçgenin alanı. Hemen buradan 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm, 3'e böldüm 5. Bakın H'ı ne bulduk bu durumda? H eşittir. 5 kök 7 bölü 4 bulduk. Şimdi şuradan da Pisagor yapıp X'i bulacağım. X ne gelir? 5'in karesi 25 eşittir. X kare artı şunun karesi. O da 25 çarpı 7 bölü 4'tür dostlar. 16'dır pardon. 16. Şimdi buradan bunu bu tarafa atarsak şöyle yapalım. 25 eksi 25 çarpı 7 bölü 16 geliyor. Eşittir x kare. Şimdi şuradan düzenliyorum. 16 tane 25 olur. 7 tanesi çıkarsa 9 tane 25 bölü 16 geliyor x kare. Hemen kare kökünü alıyorum. 9 3 diye çıkar. Bu 5 diye çıkar. Bu da 4 diye çıkar. Yani 15 bölü 4. 7,5'un da yarısı 3,75 çıktı arkadaşlarım bu. Tabii ki dediğim gibi yani bu bir şimdi zor bir soru olmuş arkadaşlar. Yani oradaki üçgenin alanını görmesi falan filan sıkıntı. Ben önce Pisagor denedim ama Pisagor yapınca negatif sayılara çıktı karşıma. O yüzden alana girdim ama dediğim gibi hatalı bir sorudur. Çok da takmamaya gerek var kafaya. Buna bakalım. F, ABC üçgeninin diklik merkezidir diyor F. Demek ki bunlar hep 90'ar derece olacak arkadaşlarım. Şu şekilde DC'yi 9 vermiş, burası 9. AE'yi 5 vermiş. Bu yükseklikte 5. Buna göre BC ile AB'nin toplamı, BC ile AB'nin toplamının en küçük tam sayıları. Bu da basit olmuş arkadaşlarım. Olay şu. Kendisine inen dikliklerin toplamı, yani 9 ile 5'in toplamı 14 ya arkadaşlar. O indiği kenarların toplamından her zaman ama her zaman ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Yani AB ile BC'nin toplamından küçük olmalı arkadaşlarım. Bu iki dikliğin toplamı. Demek ki bunların toplamı 14'ten büyük olacak. En az da kaç olur diye soruyor bize. 15'i işaretledim goberler. Evet arkadaşlarım, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neler kalmış? 9 var. 12'ye kadar geliyor. 13 tane köşe taşı varmış. 4 tane daha çözeceğiz bir sonraki videomuzda diyelim. Evet. Hadi öptüm hepinizi. Görüşmek üzere.